perder de dois. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okulumuza göreve başladığı ilk günden bu yana bizleri yalnız bırakmayan, bizleri her daim destekleyen, cesaretlendiren okul müdürümüz Mahmut Karabey'e ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. Eksik olmasınlar. Ben de heyecanımı yendim sanırım, değil mi? Güzel. Saygıdeğer anneler, babalar, çocuklarınızın öğretmen olduğum ilk günden bu yana yol arkadaşlığı, hatta kader ortaklığı yaptık, yapıyoruz da. Bugünlerde ise bir rüyanın sonuna geldiğimizi düşünüyorum ben kendi adıma. Sevgili öğrencilerimi, kıymetlilerimi, binbir kokulu çiçeklerimi uğurlamanın tatlı telaşını ve burukluğunu da yaşıyorum. Sevgili öğrencilerim, sizlere eşlik etmekten, sizlere yol arkadaşlığı yapmaktan büyük zevk aldım. Sizlerden çok şeyler öğrendim. Bundan sonraki yaşamınızda kendiniz için, aileniz için, evet ülkemiz için ve Yüce Türk Milleti için iyi işler yapın. Merhametli olun. Mutlu edin mesela. Mutlu olun. Sağlıklı, başarı dolu, uzun bir hayat diliyorum sizlere. Saygıdeğer anneler, babalar, saygıdeğer velilerim, kıymetli konuklar. 4 yıl boyunca şahsımla, sınıfımın diğer velileriyle, okulumla sağladığınız işbirliği, kurmuş olduğunuz iletişim, sınıfımın ve okulumun itibarını artırdığını düşünüyorum. Eksik olmayın. Bu vesileyle sizlere şahsım ve okulum adına şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer anneler, babalar, çocuklarınız sizler gibi annelere babalara sahip oldukları için elbette çok şanslılar. Bu düşüncedeyim. Ben de sizler gibi veliye sahip olduğum için her daim kendimi şanslı gördüm, görmekteyim. Bu süreç içerisinde bana vermiş olduğunuz değer, güven ve özellikle de göstermiş olduğunuz sabır için yürekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri unutmayacağımı bilmenizi isterim. Varsa üzerinizde hakkım, helal olsun. Sizlerin de hakkınızı helal edeceğinizi umuyorum. Eksik olmayın, teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Mahmut Karay'a teşekkür ediyoruz. Arkadaşımız Dilara Sultan Sayar'ı sınıfımız adına konuşmasını yapması için buraya davet ediyoruz. Sayın Müdürüm, değerli öğretmenim, kıymetli misafirler ve sevgili arkadaşlarım. Bugün kendimize hem gururlu, hem hüzünlü, hem de sevinçli hissettiğimiz bir gün.
Duygularımız böylesine karmakarışık. 4 yıl süren birlikteliğimiz artık sona eriyor. Bu son bizim geleceğimize yeni bir başlangıç sağlayacak. Ancak aynı zamanda bizi sevgili öğretmenimizden de ayıracak. Genellikle ayrılıkları sevmeyiz. Bugün de bir ayrılık günü. Biliyorum daha yolun başındayız. Önümüzde aşmamız gereken yollar ve engeller var. Bu engelleri geçerken kim bilir daha ne ayrılıklar yaşayacağız. Ama biliyoruz ki ilk ayrılıklar unutulmaz. Bu yüzden biz de arkadaşlarımız ve öğretmenimizi asla unutmayacağız. Ve onları sonsuza kadar kalbimizde taşıyacağız. Sevgili anne babalarımız, inanıyoruz ki bundan sonra her zaman yanımızda olacağız. Yorulduğumuz, pes etmek istediğimiz zamanlarda bizleri yüreklendireceksiniz. Hedeflerimize ulaşmak için elinizden geleni yapacaksınız. Sevgili arkadaşlarım, yine aynı sınıfta olabilir miyiz bilmiyorum. Bildiğim bir şey var ki nerede olursak olalım birbirimizi asla unutmayacağız. Birimizin üzüntüsü hepimizin olacak. Birimizin başarısı hepimizi gururlandıracak. Aynı eskisi gibi tek yürek olacağız. Birbirimize olan sevgi ve saygımız asla değişmeyecek. Ve gelecekte Türkiye'nin en saygın insanlarından olacağız. Ülkemizin geleceğinde bizim de imzamız olacak. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyor. Bu güzel gecenin asla unutulmamasını diliyorum. Gelecek her birimize mutluluk getirsin. Saygılarımla. Bu günler her zaman yaşanan günler değil. İnsanın hayatında bunlar bir defa olur. Çocuk bir defa ilkokuldan mezun olur. Ben de bugün kendi çocuğumun mezuniyetinden geldim. Bu duygunun nasıl bir duygu olduğunu biliyorum. Yani sizlerin de duygularını, neler olduğunu biliyorum. İnsanın hayatında mihenk taşları dediğimiz belli noktalar vardır. Yani bir çocuğun doğumu, diş çıkarması, emeklemesi, yürümesi, bire gitmesi, ilkokuldan mezun olması. Bunlar her zaman için hayatta bir defa olan şeylerdir. Ve bunu da en güzel şekilde öğretmenimiz ve sizler yapıyorsunuz. Hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Sevgili yavrularımız, Allah-u Teala bize emanet etti. Biz de ne yaptık? 1. sınıftayken Latif Bey'e emanet ettik. Şunu da çok iyi biliyoruz ki, çınarın toprağa ne kadar sağlam basarsa, ne kadar kökleri yere çok giderse, biliyorsunuz arkadaşlar, çınar yere sağlam basar, hiçbir şekilde çok yıllık bir bitki olduğu için dallarını açar ve ne yapar? Dünyaya savrulur. Çocuklarımızda ben şuna eminim ki Latif Hoca'nın emekleriyle yere sağlam bastılar. Ben bunun farkındayım. Sizler de farkındasınız. Biz hele ki Latif Hoca demişiz. Hele ki Latif Bey demişiz. Latif Hoca için çok uğraştık. Latif Hoca da bizle çok uğraştı açıkçası. Niye? Çünkü burada 26 tane, 24 tane öğrenci var ama arkasında da 100 tane veli var. Veliyle de uğraşmak çok zordu. Yeri geldi Latif Bey'le çatıştık. Yeri geldi efendim uğraştık değil mi? Uğraştık. Ama her zaman dik durdu. Her zaman bizim çocuklarımız için uğraştı. Değerli arkadaşlar. Şunu söylüyorum. Ben öğretmen olarak şunu söylüyorum. Öğretmen arkadaşlar. Efendim veliler. Latif Bey bu işin piri. Çocuklarımızı en güzel şekilde geleceğe hazırladı. Biraz evvel söyledi. Vedalar zordur. Kesinlikle. Vedalar unutulmaz. Bizim çocuklarımızı hiçbir zaman unutmayacak. Biz de Latif Bey'i hiçbir zaman unutmayacağız. Ben büyük bir alkış istiyorum inşallah. Latif Bey için. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum. Ses açık değil herhalde. Sandalye var mı ya buraya? Herhalde sorum var.
Arkadaşlar, medya törenimize geçiyoruz. Sırayla öğrencilerimiz, hepimiz öğrenciler, anneleriyle birlikte gelsin lütfen. Bırakın seni. Arkadaşlar, ya aslında yağmur başladı ama şu anda yok. Bence oturabilir miyiz? Mümkünse yani yardımcı olabilir misiniz? Resmimiz çekiliyor. Hocam, burada bir fotoğraf çekelim. Evet, şöyle bir resim alabilir miyiz? Evet, aslında planlarımız arasındaydı bu. Teşekkür ederim. Biraz önce belge alan arkadaşlar, hava güzel oldu ya. Bir yerimiz oturalım bence. Belge alan arkadaşlarımıza da bir resim çekilebilir miyiz? Buraya gelebilir misiniz? Bir önce. Gel. Hadi bakalım hadi. Gel hayatım gel. Buraya gel. Yanıma gel. Biraz önce belgenizi verdim ya. Ailelerini de alabilirim. Evet. Çocuklar. Hadi biraz kenara çekilebilir misin? Diğer arkadaşlarımız, Ahmet'e de gelir misin? Gel. Kadir, gel. Beraber çıkmadık mı seninle? Devam et. Arkadaşlar biraz şöyle geriye çekilebilir miyiz ya? Ben çağıracağım zaten size. Berke Can. Berke arkadaşımız arıyor. Hocam buradayız. Evet, çekmiyoruz, evet. Kızım başına gitmesin abi, çekmeyin. Çocuklar. Ben Devam ediyoruz. Elif Naz arkadaşımız. Hocam buradayız. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum sultanım. Hadi canım abi bizden. Ben de kitap var. Berre kızımız. Berreciğim. Evet. Hocam. Beyda Hanım. Buradayız. Leyla Hanım. Buraya bakar mısın? Abla bana bak. Yarın bacet etsin. Damla kızımız. Ailesi. Zerrin Hanım. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını hocam buradayız. Biraz geri çekin. Lütfen. Hadi biraz geri çekin. Geri çekin evladım. Bülent Bey sizi alalım. Yıldız. Biraz geri çekilir misiniz? Belki siz. Evet. Tamam. Yağmur gel sen buraya. Semih. Arkadaşlar yerimize oturabilir miyiz ya? Yağmur yağmıyor, hava da güzel oldu. Programımız bundan sonra da devam edecek. Daha var. Sen de gel. İrem kızımız.
Evren Bey. Evren Bey. Evren Hocam da gelsin. Time.
çıktıktan benim canım öğretmenim. Güneş gibi parlayan, dünyayı aydınlatan, geleceğe yol açan benim canım öğretmenim. Bende emeğim var, hakkını ödeyemem, günüm kutlu olsun benim canım öğretmenim. Hala da kalbimde olacaksın. Üzerimizde emeğin çok büyük benim canım öğretmenim. Okula geldiğim ilk gün ağlamıştım. Sen geldiğinde susmuştum. Hep yanımda olmuştum benim canım öğretmenim. Toplamayı, çıkarmayı, okumayı, yazmayı, iyi insan olmayı sen öğrettin bana benim canım öğretmenim. İlk öğretmenler unutulmaz, seni asla unutmayacağım. Şimdilik hoşça kal benim canım öğretmenim. Canından çok seven, kalbimde kocaman yer edinen sensin canım annem. Annelerin en güzeli, sevdiklerimin en tatlısı. Benim güler yüzlü meleğim sensin canım annem. Zor günümde yanımda olan, kendini hiçe sayan, ömrünü bana adayan sensin canım annem. Hoplayın, hoplayın. Hadi bakalım. Hopla, 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 hopla. Hadi, hadi. Hopla.